İyi günler çocuklarım. Dördüncü sınıflar fen bilgisi dersindeyiz. İlk ünitenin ikinci bölümü olan dünyamızın hareketlerini işleyeceğiz. Dünyamızın iki tür hareketi vardı. bunu biliyorduk. daha iyi öğreneceğiz şimdi. Öncelikle bu, burada dünya hareket eder mi? Dünyanın kaç türlü hareketi var? Bunları bu soruların cevabını gece gündüz, gün, yıl, Sonra dünyanın dönme hareketi ve dolanma hareketi olmak üzere ikiye ayrılıyor Bunlar üzerinde duracağız Daha sonra da diğer konulardan da bahsedeceğiz yine Şimdi burada bir model var görüyorsunuz modeli Güneş tam merkezde dünyadan çok büyük ve dünyada onun etrafında ne yapıyor? Dolanma hareketi, yapıyor. Biz dünyamız bu şekilde dolanma hareketi yapıyor. Ama aynı zamanda kendi etrafında da dönme hareketi yapmakta. Buna da dönme hareketi diyoruz. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Detaylı olarak anlatacağız. Ee, i̇lk olarak diyor, dünyanın dönme ve dolanma hareketiyle diyor, dünya ve güneş modeli yapalım diyor. İki tane aynı farklı büyüklüklerde diyor. köpükten yapılmış küre diyor. ...bunu tabi bulmanız biraz zor olacak sizin... ...mukavva kağıt makas onlar kolay... ...Rab diyeler diyor... ...bunları diyor yani diyor... ...iki tanesi bunu güneş olarak kabul edin diyor... ...büyüğünü küçüğünü de dünya olarak kabul edin diyor... Ee, ...sonra diyor... ...bunları alttan Rab diyeleyin diyor... ...ve diyor... ...bunları diye... E, ...güneş sabit olmak koşuluyla diyor... ...dünyanın diyor kendi etrafında döndürebilirsiniz diyor... ...ve sonuçta diyor... ...güneş etrafında da dolandığını da gösterebilirsiniz diyor... Tabi bu biraz sizin için zor olabilir. Çünkü o öncelikle küreleri bulmak sıkıntı. Şimdi burada hemen sonucuna bakalım. Biz hazırladığınız güneş ve dünya modeliyle dönme ve dolanma arasındaki farkı açıklayabilir misiniz? Dönme kendi etrafında ne gibi? Semazenler gibi, Mevlana oluyor ya, hani Mevlana diyorlar semazen, semazenler kendi etraflarında dönüyorlar buna dönme diyoruz. Dolanma da da e, kabe'nin etrafında dolanma diyelim kabe'nin k büyük tabii ki kabe'nin etrafında dolanıyoruz. Ma. Yani size buradaki iki tanesi örnek olsun. Ama sınıfta bunu tabii öğretmeniz daha çeşitli şekillerde de işleyebilir, anlatabilir. Biz hemen konumuzu hızlıca yapalım, anlatalım, önemli yerlerini vurgulayalım ve dersimizi bitirelim. Şimdi üzerinde yaşadığımız dünyamız hareketsizmiş gibi görünür. Oysa bütün gök cisimleri gibi dünyamız da sürekli hareket halindedir. Dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır. Her iki hareketin yönü de batıdan doğuya doğrudur. Yani batı doğuya doğru dönecek. Batı doğuya doğru dönüyor. Ee, batıdan doğuya doğru dönüyor. Batıdan doğuya doğru dönüyor. Bu bu şekilde oluyor. O zaman da güneş doğudan doğmuş oluyor zaten. Şimdi yandaki görselde dünya modelini görüyorsunuz. Dolanıyor burada da bakın ay var ay daha küçük güneş ise çok büyük. Burada şu hareketine dolanma şöyle kendi etrafında dönüp durmasına da dönme diyoruz. Şimdi dönme ve dolanma hareketlerine günlük yaşamdan örnekler verirsek. Bakın mesela bu pervane ne yapıyor? Kendi etrafında dönmüş oluyor. Yani dönme hareketi yapıyor. Sonra bu kızın elindeki bakın geleneksel topaç ya da değirme derdik biz. Bunlar ne yapıyor? Kendi etrafında dönme hareketi yaparken uydular, uydular dünyanın etrafında dolanma hareketi yapmaktadır. Bunu bu şekilde açıklıyoruz. Daha da açıklayacağız zaten. Detaylı bilgiler geliyor. Şimdi burada da dünyanın hareketlerinin sonucunu renkli kalem ve pastel boya ile yapabiliriz diyor. Ee, bir diyor nasıl bir yol izleyelim? Güneşin konumunu gözlemleyelim. Hareket eden güneş midir? diye soruyor. Bunun cevabı hayır. Hareket eden güneş değil. Dünya. Gözlemlediğiniz, gözlemleriniz açıdaki boş kutucuğa yazalım, resimleyelim diyor. Ama burada tabii ki sizin gözlemleriniz olur. dünya olarak şöyle kabul edersek şuradaki çöp adamda siz olun. O zaman güneş mesela buradan doğuyor. Sonra buraya geliyor. Sonra buraya geliyor. Sonra buradan batıyor. Buna göre ne oluyor? Sanki güneş hareket ediyormuş gibi geliyor bize ama aslında güneş hareket etmiyor. Dünyamız dönüyor. Şimdi dünyanın güneş etrafında dolandığını biliyoruz. Bu durumun tam tersini düşünelim. Güneş dünyanın etrafında dolansaydı dünyada gerçekleşecek olayların hangileri olmazdı niçin? Birincisi bakın yani güneş dünyanın etrafında dolansaydı gece gündüzler çok uzun sürerdi. Gece gündüzler aylar sürerdi diyeyim. Sürerdi. Sonra mevsimler olmazdı. Yani olsa bile çok değişik bir mevsimler olurdu. Ee, sürekli çöl 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 ya da sürekli soğuk 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 şeklinde olurdu diyorum. Ve devam ediyoruz. Biz asıl dersimize devam edelim. Şimdi dönme hareketine geldik. Şimdi dönme hareketinde biraz burayı iyi dinleyin. Çünkü biraz değişik bir konu ilk defa görüyorsunuz. Geçen yıl dünyamızın küre şeklinde olduğunu öğrenmiştik. Dünyamız küre şeklinde olduğundan bir tarafı güneş ışınlarını alırken diğer tarafı almaz. Güneş ışınlarının ulaştığı yerlerde gündüz, güneş ışığının ulaşmadığı yerde ise gece yaşanır diyor. Bu renkli kalemle yazılı olan yerleri biliyorsunuz mutlaka defterimize ne yapıyoruz yazılıyoruz. Şimdi öncelikle şu dünya modelini bir inceleyelim. Şimdi burada bir dünya modeli var. Bakın bu tarafı güneşe baktığı taraf olduğu için gündüz, arka taraf güneş görmediği için gece olmuş durumda. Burada bir tane sanki bir çubuk varmış gibi diye düşünün. Aslında yok ama biz bunu var gibi sayıyoruz. Burada sanki bir şiş geçirildiğini düşünün dünyaya. Bu bunun eğikliği. Buna eksen diyoruz. Eksen eğikliği. Biraz dünyamız eğik duruyor. Yani tam dik durmuyor da eğik duruyor. Eğik durduğu için de gece gündüzler, ondan sonra mevsimler daha geniş alanlara yayılıyor. Tabi bunlar sizi çok da şu anda ilgilendirmiyor ama gelecekte bunları da öğrenmiş olacaksınız. Dünya kendi ekseni etrafında sürekli döner. Böylece gece gündüz birbirini takip eder. Gündüz yaşanan bölgelerde birkaç saat sonra gece yaşanır. Dünya kendi ekseni etrafında bu dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süre bir gün olarak kabul edilir. Dünya kendi etrafında dönünce Bunlar oluyor. 24 saatte tamamlıyor. Gece gündüz yaşanıyor. Bunu diyebiliriz. Kendi etrafında dönme hareketi yapınca. Bunu sınavlarda hep soracaklar size. Şimdi aşağıda bir A ve B şehirleri var. Ee, diyor ki neden aynı anda dünyanın her yerinde gündüz yaşanmaz? Çünkü bir tarafına güneş ışıkları vurduğu için gündüz yaşanıyor. Öbür tarafa vurmadığı için gece yaşanıyor. Ee, sonra gece gündüzün birbirini takip etmesinin nedeni nedir? Çünkü dünya... Dönüyor ve biraz hızlı dönüyor. Çünkü 24 saatte gece ve gündüz oluşuyor hemen. İki tane şey oluşabiliyor. Burada A, B ve C diye noktalar belirlemişler. Resimde anlatacağım size direkt. Şimdi burada bir güneş var. Görüyorsunuz kocaman. Ve burada bir de dünya var. Dünyada... A şehri var, B şehri var, C şehri var. A ve B şehri güneşin ışınlarına maruz kaldığı için gündüz yaşanıyor. C şehri ise ne ise güneş ışınları gelmediği için gece yaşanıyor. Bu da ayımız oluyor. Burada anlatacaklarım bu kadar. Devam ediyorum. Şurada bir örnek vermişler size. Bakın aynı bizim o çizdiğimiz modele benzer. Güneş mi yoksa dünya hareket diyor diye yani burada bir soru sorulmuş. Buna bakıyoruz. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman odaklamada sorun yaşıyor yine makinemiz. Evet şöyle bir bakalım. Buraya baktığımız zaman görüyorsunuz ki burası Kız Kulesi. İstanbul'daki Kız Kulesi denizin içerisinde ortasında. Şimdi güneş sabahleyin doğudan doğuyor. Bakın burası da doğu tarafı, bu taraf batı tarafı olarak gözüküyor. Güneş doğudan doğuyor sabahleyin, sonra kuşluk vakti oluyor, sonra öğlen oluyor, sonra ikindin oluyor, sonra da akşam oluyor. Artık bundan sonra güneş ne yapıyor? Batı tarafından batmış oluyor. Güneşin her sabah doğudan doğduğunu, öğlen en tepede olduğunu, akşam ise batıdan kaybolduğunu gözlemleriz. Bu şekilde gözlemlediğimiz için Güneş'in hareket ettiğini düşünürüz. Dünya batıdan doğuya doğru kendi ekseni etrafında döner. Bu nedenle Güneş'i farklı yerlerdeymiş gibi görürüz diyor. Dünya batıdan doğuya doğru döner diyoruz. Bunun altını tekrar çiziyorum. Az önce de vardı. Ama orayı kaçırdıysanız burayı mutlaka yazın. Bu önemli. Size bunun yönünü de sonra bilirler. Şimdi geldik dolanma hareketine. Dönme hareketini bitirdik. Dönme hareketini de özetlersek ne oluyordu? Bir gün geçiyordu, 24 saat sürüyordu ve gece gündüz oluşuyordu. Dolanma hareketi ise bir yıl sürüyor, 365 gün 6 saat ve böylelikle mevsimler oluşuyor. Mevsimler oluşmasının sebebi az önce bahsettiğimiz dünyanın biraz eğik durması. Dik durmuyor da eğik durduğu için böyle oluyor. Dünya kendi etrafında dönme, Güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Dolanma hareketinin yönü de batıdan doğuya doğrudur. Dünya güneşin etrafında dolanımını 365 gün 6 saate tamamlar. Bu süre bir yıl olarak kabul edilir. Dünyanın dolanma hareketi sonucunda mevsimler oluşur. Evet burayı da zaten çizmişim. Burayı da mutlaka ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Bu da dolanma hareketinin sonuçları. Gök bilimi ile ilgilenen bilim insanları kimlerdir diyor. Burada bir insanı tanıtacak bize. Az sonra onu tanıyacağız. İnsanlar ilk çağdan itibaren gök bilimini merak salmışlar. İlk tartışmalar dünyanın sabit olduğu, güneşin dünyanın etrafında döndüğü yönündendir. 17. yüzyılda Galileo dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında dolandığını söylemiş ancak dönemin şartları gereği fikrinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Çünkü adamı ölümle tehdit etmişler. Onun için adam da vazgeçmek zorunda kalmış. Yoksa öldüreceklermiş. Günümüzde ise uzaya fırlatılan uydu ile dünya ve güneş hakkında her geçen gün daha çok bilgiye sahip oluyoruz artık. Gözlerimiz iyice görüyor ne olduğunu. Ondan dolayı da kimse böyle bir şey diyemiyor. Şimdi bu da Galileo'nun resmi var. 1564-1642 yıllarında yaşamış bu adam ve bu adam Galilei, Galileo Galilei modern fiziğin ve astronominin kurucusudur. İtalyan bilim adamıdır. 1600 yılların başında bir tür teleskop olan Galileoskopu geliştirmiş. Galileo güneş e, çok büyüktür ve 24 saat dolanım yapması olanaksızdır. Oysa daha küçük olan dünyanın hareketi mümkündür demiştir ve böylelikle e, dünyanın güneşin etrafında dolandığını ve aynı zamanda döndüğünü yani kendi etrafında da döndüğünü söylemiştir bu adam ama işte kendisini çok sıkıştırdıkları için kendisi o şeyde sabit kalamamış. Hemen bir tekrar edeceğiz tekrarımızı da görelim. Dünya'yı görüyoruz. Dünyanın iki tane hareketi var. Bir tanesi dönme hareketi, bir tanesi de dolanma hareketi. Gördüğünüz gibi dönme ve dolanma hareketi diyor peki bunların sonucunda ne oluşur ne kadar sürer? Şimdi birincisi dönme hareketinin sonucunda gece gündüz oluşur ve 24 saat sürer. Ve buna biz bir gün diyoruz. Aynı zamanda dolanma hareketi yapınca da ne oluşur? Mevsimler oluşur. 365 gün 6 saat sürer. Bu da 1 yıldır. Bu 365 gün 6 saat nereye ekleniyor çocuklar? Bu da Şubat ayı 4 yılda bir 29 çekiyor ya. Normalde 28 çekiyor. 4 yılda bir 29 çekiyor. Neden 4 yılda? 4 tane altımız ne yapıyor? 24 yapıyor. O da bir günü diyor. O günü oraya eklemiş oluyoruz. Şimdi bundan sonra bu değerlendirme kısmı var. Bu değerlendirme kısmını kendiniz yapın. Kitabın zaten arkasında ne var? kitabın arkasında cevap anahtarı var. Onun için bu değerlendirme kısımlarını yapmıyorum. Orada var. Siz bunu yapabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımız devam ediyor.